Değerli misafirler, değerli basın mensubu arkadaşlarım hepinize hayırlı günler diliyorum. Burada bu güzel mekanda, bu güzel şehirde önemli bir projenin basın tanıtım toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle bu proje dolayısıyla Eyüp Sultan Belediye'mizi tebrik ediyorum. Gerçekten Eyüp Sultan semtimizin, kentimizin kimliğiyle birlikte tarihi kadim kimliğiyle birlikte yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak son derece detaylı bir proje uzun çalışmalar sonucu belli bir noktaya gelmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Ümit ediyoruz ki burada ifade edilen bütün bu proje detaylarıyla birlikte eksiksiz kusursuz bir şekilde uygulanır ve Eyüp Sultan şehrimizin Eyüp Sultan semtimizin kimliğiyle birlikte yeniden ayağa kalkması yeniden ihyası ve inşası mümkün olur. Marifet iltifata tabidir. İyi bir proje yapılmış. Proje dolayısıyla gerçekten çalışmada emeği olan bütün herkesi başta değerli başkanımız olmak üzere tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz de hükümet olarak bu projenin iyi bir şekilde uygulanmasını temin etmek bakımından üzerimize düşen bütün sorumlulukları da yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da gayret edeceğiz. Değerli dostlar, şehirlerin kimlikleri aslında insanların zihinlerinde oluşan medeniyet tahayyülleriyle ortaya çıkar. Bugün dünyaya baktığımız zaman maalesef hemen hemen dünyanın bütün şehirlerinde güzel binalar, güzel mekanlar, daha estetik olan, daha huzurlu olan, daha insani olan yapılar eski yapılardır. Ne yazık ki Yeni yapıların büyük bir çoğunda da demin sunumda da ifade edildiği gibi karmaşa ve insan ruhuna dinginlik değil tam tersine bir şekilde insan ruhuyla çelişen birçok unsur vardır. Şehirlerin hepsi, hele hele yeni yerleşim yerlerinin hepsi istisnasız söylüyorum, yüksek binalarıyla, çok katlı yollarıyla, efendim yoğun trafikleriyle bir yerden bir yere gitmenin saatler aldığı, günün büyük bir kısmının yoğun trafik baskısı altında gittiği stresli şehirler haline gelmiştir. Halbuki dünyanın her yerinde eski yapılara baktığınız zaman, eski kentlere baktığınız zaman daha stressiz, daha mütevazi ama sanatın, estetiğin, uyumun, insanla birlikte fonksiyonelliğin öne çıkmış olduğu yapıları görüyoruz. Bu çerçevede biz de Büyük İslam medeniyetinin mirasçısı olan bir millet olarak aslında modern zamanlarda ve hatta postmodern zamanlarda, içinde yaşadığımız postmodern zamanlarda karşılaştığımız bu karmaşa ve ahenksizlikten biz de nasibimizi aldık. Biz de nasibimizi alıyoruz. Ama modern binaları, modern dönemin gereklerini yerine getirdikçe şunu görüyoruz ki bir tarafımız eksik. Bir tarafımız eksik kalıyor. Eksik kalan nedir? Bu sadece geçmişe öykünmek. Geçmişte var olanları işte Eyüp Sultan'da konuşuyoruz. Her sokağında, her taşında, her mahallesinde, her semtinde, her baktığınızda karşınıza yeni çıkan ve sizin ilginizi çeken bir şey var. Ve hepsinde bir uyum var. Hepsinde bir estetik var. Çeşmesinden tutun mezar taşına kadar. Her mezar taşı aslında başka bir hikayeyi anlattığı gibi o hikaye üzerinden insanlara hayata ilişkin başka şeyler de anlatıyor. Mezar taşında o taşın süslemesine göre o kişinin mesela ilmiye sınıfından mı, seyfiye sınıfından mı olduğunu anlıyorsunuz. Devlet erkanından mı olduğunu anlıyorsunuz. Mesela herhangi bir semtine gittiğinizde kaynağından çıkan suyu ilk şekliyle pırıl pırıl tertemiz şekilde mahalleye getiren o çeşmede sadece akan bir musluğu bulmuyorsunuz. O çeşmenin başında Böyle bir ipek kumaşa işlenmiş gibi olağanüstü yüksek sanat ve estetik değeri olan taş işlemelerini buluyorsunuz. Ve o her çeşmenin bir şekilde bir yerine sadece o güzel süslemeler, o güzel geometrik şekiller değil, aynı şekilde ve cealna minel ma'i kulle şey'in hay ayetini görüyorsunuz. Yani biz her şeyi sudan yarattık diye Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği o ayeti görüyorsunuz suyu temiz bir şekilde getiriyor. Suyu estetik bir şekilde kullanıcıya ikram ediyor. Ama aynı şekilde suyu kullanan günlük kullanım içerisindeki basit kullanımda bile insana diyor ki Ey insan sakın ha bu suyun kendi kendine senin eline geldiğini zannetme. Bu suyu Cenab-ı Allah kainatın yaratılışının öznesi aslı esası olarak sana ikram etmiştir.'' şeklinde size bir hatırlatmada bulunuyor. Mezar çarşılarında insanları aslında sadece ölümden ibret almaya değil, hayata daha fazla sarılarak hayırlı işler işlemek için hayatı bir alan olarak kullanmaya davet ediyor. Mekteplerinde, medreselerinde, çarşılarında, arastasındaki o estetik ve o ahenkse insanın kazancıyla harcaması arasındaki dengeyi bizlere öğretiyor. İşte böylesine önemli kadim kültürümüzün değerlerini ortaya çıkaran o tahayül dünyasının yani insanların zihninde hayal ettiklerinin surete dönüştüğü mekanları yeniden onarmak, yeniden onları ihya etmek de bizim sorumluluğumuzdadır. Az evvel Sayın Başkan da ifade etti. Zaman eğer zamanı yönetemezseniz sizdeki birçok iyi şeyleri alır götürür harap eder hatta yok eder. Maalesef uzun yıllar boyunca sadece zamanın vermiş olduğu tahribat değil aynı zamanda köklerimizden uzaklaşmak gibi bir telaşla ortaya konulan yanlış uygulamalar tarihte estetik, sanat, mimari ve ahenk adına ne varsa onları geride bırakmamıza neden oldu. Demin gördünüz. O muhteşem mezar taşlarının nasıl kırılıp bir kenarlara atıldığı tesadüf değildir. Sadece bir saygısızlık da değildir. Bir ilgisizlik, bir duyarsızlık, tarihten tarihle olan irtibatını koparma yönünde neredeyse bir telaşın sonucudur. Sokaktaki 3-5 tane maganda ya da tarihe mezara saygısız 3-5 tane mahalle serserisinin yapmış olduğu işler değildir onlar. Bir devrin bir zihniyetin özeti gibidir. Eğer bir başka ülkenin elinde olsaydı o mezar taşlarının her birisi tarihi hanlarımızın, hamamlarımızın, medreselerimizin, arastalarımızın, sokaklarımızın, çarşılarımızın, her bir mahallemizde olan o çeşmelerimizin her birisi bir müze gibi, müzedeki eser korunuyor gibi korunur ve çok canlı bir şekilde günümüze getirilirdi. Çok şükür artık bu ilgisizlik geride kaldı. Çok şükür bu duyarsızlık geride kaldı. Tarihle bağını koparma telaşı ve onun üzerinden modernleşme arayışları tarihin çöplüğüne gitti. Şimdi tarihle irtibatımızı kuvvetlendirerek maziden alacağımız güçle çok daha güçlü bir Türkiye kurma mücadelesini yapıyoruz. Her bir tarihsel eserimize atalarımızın, medeniyetimizin, kadim değerlerimizin nefes bulduğu dirildiği, yaşadığı her bir mekana sadece mekansal bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda bir ruhu yeniden kuşanmak diye bakıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin dört bir tarafında aslında her tarafı bir müze gibi olan, her tarafı bir açık müze gibi olan bu aziz vatanın her yerinde tarihle barışmamızın somut bir adımı olarak tarihi kültürel eserlerimizi elimizdeki bütün gücümüzü kullanarak ihya etmeye gayret ederek sürdürüyoruz. Ben Estan projesini de bu çerçevede bu anlayışla ortaya çıkan bir proje olarak görüyorum. Eyüp Sultan İstanbul'un en önemli semtlerinden birisidir. Eyüp Sultan fetihten hemen sonra gerçekten Osmanlı'nın göz bebeği olarak korumaya çalıştığı tarihi semtlerimizden birisidir. Eyüp, Fatih ve Üsküdar. Bu üç önemli şehir Osmanlı İstanbul'unda değer verilen, önem verilen, gözünün içine bakılan önemli semtlerdir. Tarihi yarımada'yı zaten söylemiyorum. Tarihi yarımada bizzat İstanbul'un kendisidir. Her yeri, her sokağı bir büyük ruhun sadece 600 küsur yıllık Osmanlı medeniyetinin değil, 1400-1500 yıllık İslam medeniyetimizin en önemli Başyapıtı İstanbul'dur. Eğer diyor ya Napolyon'a atfedilir. Dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Şüphesiz öyle olurdu. Biz bunu birçok uluslararası platformlarda da söylediğimiz zaman diğer ülkelerin vatandaşı olan ilgililer de hak doğrudur diyorlar. İstanbul sadece tarihi güzellikleri, sadece coğrafi güzellikleri, sadece mükemmel su yolları, Boğazı ve buradaki Halici ile sadece dünyanın ulaşım yerlerinin merkezinde olması, kıtaları birleştiriyor olması özelliğiyle değil, aynı zamanda büyük medeniyetimizin İstanbul'a kazandırmış olduğu tarihi değerlerle de önemlidir ve eşsizdir, emsalsizdir. Hep örnek olarak veriyorum. Dünyada böyle başka bir kent yok. Sultanahmet Meydanı'nın ortasında durup sağınıza baktığınızda Sultanahmet'i altı minaresiyle bir büyük ihtişamın özeti olan Sultan Ahmedi. Ama aynı zamanda o ihtişamın içerisinde tevazuyu saklamış olan Sultan Ahmedi görüyorsunuz. Başınızı sola çevirin. Orada da İslam öncesi medeniyetin şaheserlerinden olan Ayasofya'yı görüyorsunuz. Ve sanki ikisi birbiriyle konuşuyor, birbiriyle sohbet ediyor gibi yan yana duruyor ve bir büyük medeniyet birikimini ortaya çıkarıyor. Sizi temin ederim ki dünyada böyle başka bir şehir yoktur. İşte bu şehrin içerisinde çok çok özellikli bir semt olarak da Eyüp Sultan semti. Eyüp Sultan bize Fatih'in armağanıdır, büyük ecdadımızın armağanıdır. Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'un manevi direğidir sadece Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi varlığı dahi onun burada metfun olmasını düşünüyor olmak dahi hepimize büyük bir güç veriyor, büyük bir kuvvet veriyor. Eyüp Sultan Camii sadece bir ziyaretgah olmanın ötesinde senenin her günü, her zaman, her vaktinde oraya gelen insanların yaptıkları dualarla aslında kendi geleceğine umutla baktıkları bir mekan oluyor. Bu çerçevede Eyüp Sultan Camii'ni de günün sabah namazından yatsı namazına kadar açık tutuyoruz türbesini. Ve bu türbe halkın ziyaretine açık. Ayrıca Ramazan'da da inşallah 24 saat kesintisiz olarak Eyüp Türbesi vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Eyüp'e her gelen aslında bir şey söylüyor. Burası Medine gibi diyor. Burasının Medine gibi olması Hazreti Peygamber'e ev sahipliği yapan Eyüp Sultan Hazretleri'nin bizzati manevi varlığındandır. Onun manevi varlığı önünde bulunmaktan, ona hizmet etmekten hepimiz iftihar ediyoruz. Hele hele Eyüp Sultan Belediyesi'nin ne kadar şanslı olduğunu da bir kere daha ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim, Eyüp bizim yıllardır üzerinde konuştuğumuz gerçekten bu tarihi alandaki bu tarihi dokuların hepsinin ortaya çıkarılması için gayret sarf etmemiz gereken bir yer. Buranın mümkün olduğu kadar yayalaştırılması, trafikten uzak hale getirilmesi, var olan bütün alandaki tarihi güzelliklerin belgelenerek en güzel şekilde teşhir edilmesinin temin edilmesi. Ayrıca oturma mekanlarıyla, ışıklandırmasıyla, peyzajıyla, efendim halkın daha rahat hareket etmesini sağlayacak imkanlarıyla Eyüp Sultan'ın var olan bu değerlerinin ve güzelliklerinin yaşatılması bizim için önemlidir. Biz kökü mazide olan bir atiyiz. Bizim geleceğimiz sadece yine demin de ifade edildi. Sadece ekonomide ileriye gitmekle den ibaret olamaz. Bizim geleceğimiz yollarımızı, köprülerimizi, havaalanlarımızı, uçaklarımızı, tanklarımızı, ekonomimizi, fabrikalarımızı geliştirmekle biz büyük bir gelecek kuramayız. Bunları tabii ki yapacağız. Bunlar halkın refahı, ülkenin zenginliği ve ülkenin güçlü olması bakımından önemlidir. Ama dünyada başka hiçbir ülkede olmayan zenginlik Türkiye'de vardır. O da tarihi zenginliği, kültürel zenginliği, çeşitliliği ve derinliğidir. Bu kültürel zenginliğimizden, bu büyük medeniyet birikimimizden istifade etmezsek ekonomik başarılarımızın, ekonomide yükselmemizin hiçbir anlamı kalmaz. Onun için Türkiye'nin diyoruz ki Ekonomideki gücü, bağımsızlığı kadar en az bunun kadar önemli olan bir husus da medeniyet ve kültür arası arandaki milli bağımsızlığı meselesidir. Biz kültürel alanda milli bağımsızlığımızı kazanmadıkça, güçlendirmedikçe diğer alanlarda da ekonomide de, teknolojide de bağımsız olmamız mümkün değildir. Onun için köklerimizle buluşacağız. Köklerimizdeki değerleri bugüne aktaracağız ve onun bize yarına bir güç olmasını temin etmeye çalışacağız. Bu sadece fiziki mekanların şartlarının iyileştirilmesi, ortaya konulması değil. Az evvel de ifade ettiğim gibi o fiziki mekanları ortaya çıkaran sanatı, estetiği, ruhu da yakalamaktan geçiyor ve o ruhu da yeniden günümüzde yorumlamaktan geçiyor. Ben bu çerçevede Estan projesinin gerçekten İstanbul için, Eyüp Sultan semtimiz için çok hayırlı, çok önemli bir proje olacağına inanıyorum. Yapacak çok iş var. Bu projede gündeme getirilen konuların yakinen takip edilerek en iyi şekilde en kısa sürede tamamlanması hepimizin sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul için inşallah güzel bir semtin ihyasına, yeniden bir şekilde inşasına vesile olsun. Yeniden köklerimizle buluşmamıza vesile olsun. Buraya gelen herkes bir huzur beldesine gelmiş oluyor ama bu huzur beldesinden giderken de huzurlu bir şekilde gitsin ve Eyüp Sultan güzellikleriyle sadece Türkiye'den ziyaretçileri için değil, dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçileri için bir huzur beldesi olarak onlara güç versin, kuvvet versin, gönüllerini kazansın, zihinlerini kazansın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun.